Bir de el sallayalım o zaman kameraya. O zaman dur senkron yapalım. Bir, öpücüklü mü? Evet. Tamam hadi öpücük. Bir. O zaman bir, iki. Bir dakika saymadan yapalım o zaman dur. Saymadan yapalım, hissederek yapalım. İşte uyum dediğimiz bu. Aynı anda olacak mı? Bir. Dizi izleyicilerden gerçekten büyük bir ilgi görüyor. Özellikle sosyal medyada bu büyük bir kitleniz var. Bu ilgi size nasıl hissettiriyor? Onların yorumları, onların sevgisi, onların gösterdiği değer çok önemli bizim için. İşte motivasyon ve bütün yorgunluğu alan bir şey temelinde. Evet. Çok mutluyuz yani. Okumadığımızı sanmasınlar. Hiçbir şey kaçmıyor bizden. Ona da vakit ayırıyoruz. Oraya da bir mesai harcıyoruz. Çünkü o da bir emek bizim için. Editler özellikle yapıldığı zaman onları mutlaka görüyoruz. Hatta biz Cemre ile birbirimize onu atıyoruz. Bak çok güzel olmuş falan diye. Aramızda o muhabbetimiz var. O yüzden yapmaya devam edin, izliyoruz. Birbirimizi böyle motive ettiğimiz evet. Oluyor. Bayağı hani sahnede, sette birimiz böyle biraz enerjisi düştüyse falan. Bak Gökberk ne yapmışlar falan. Gerçekten yorumları okumayı çok seviyoruz ve bizi çok motive ediyor onlar. Peki rolünüzle çalışırken nasıl motive oluyorsunuz? Nasıl hazırlanıyorsunuz? Ben setten çıkınca eve gidiyorum ve direkt o gün bölümünü izlemeye başlıyorum. Genelde burada oluyoruz bölüm yayınlandığında. Ya YouTube'a yüklenmesini bekliyorum ya da yetişebilirsem kalanını izliyorum. Sonra yorumları okuyorum ama saatlerce böyle. Twitter, Instagram, YouTube tüm yorumları okuyorum. Sonra zaten o yeterince motivasyon oluyor. O zaman buraya bir ara soru sormak istiyorum. Gelen yorumlar sizleri nasıl etkiliyor? Çünkü çoğunlukla evet güzel yorumlar çok geliyor. Hayranlarınız gerçekten ciddi anlamda çok büyük bir hayran kitleniz var. Fakat arada acı yorumlar da oluyor. Bunlar sizi demoralize ediyor mu? Buradan hayranlarımıza da birazcık duyurmuş olalım. Bir kere bu soru benim direkt kişisel şahsım olmadı. Zeynep'e ben daha hiçbir hakaret en ufak bir kızma görmedim. Evet. Çünkü çok iyilik melekesi yani bayağı melek yazılıyor. Tabi burada kaba saba arada davranan ben olduğum için bu soruyu hemen üstleniyorum ve cevaplıyorum. Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle, kötüsüyle bütün yorumları güzel bir şekilde alıyorum. Ve bunları hiç kötü bir yerden almıyorum. Kötü bir eleştiri olduğu zaman. Orada benim de aslında Halil'e isyan ettiğimi bilsinler. Kötü olaylarda. Yani işte Gökberk'le Halil'in ayrıldığı noktalar bunlar. O virgülü tamamlayayım. Tam yeri geldi. Evet, tam yeri burası. Ama tabii ki Halil'in yapmasını yargılamıyorum. İnsanların buna tepkisini asla yargılamıyorum. Ama çok güzel yorumlar da var. Özellikle çift bazında. Yani biz Cemre ile okuyoruz, çok mutlu oluyoruz. Bütün yorgunluğumuzu temelinde alan şey aslında o oluyor. Yani saatlerce çalışıyoruz nefes almadan. Çalışma bittikten sonra da bizim çalışmamız devam ediyor takdir edersiniz. Bunun ezberi var, hazırlanması var. Nasıl hazırlandı kısmı da o. Yani bizi aslında role hazırlayan, tabii ki sezon başında bir belirli bir hazırlık sürecimiz oluyor. Karakteri ele almak için yine orada Sevda'nın efekti var. Bize sağ olsun her şeyi doğrusuyla yanlışıyla gösterdi. Biz de bu karakterleri oturttuk. O kimya sağlandığını düşünüyoruz. Seyircinin takdiridir. Ama günün sonunda bizi 2-3 aylık süreçte bu çalışma sürecimizde seyircinin yorumları çok etkiliyor. Motivasyon anlamında. O sosyal medyadaki, dijital platformdaki bütün yorumlar bizim için çok etki sağlıyor. Peki diğer soruma geçersek. Birbirinizi Cemre ve Gökberk olarak nasıl tanımlarsınız? Buna ben başlayayım mı? Ben başlamak isterim buna. Cemre bir kere saf yetenek bence. Yani tecrübelerim veya bu zamana kadar bu işi yapıyor olmamın vermiş olduğu bir yorum oluyor bu. Bu iş için gerçekten biçilmiş kaftan. Hem görsel olarak, hem zeka olarak, hem algı yeteneği olarak, hem pratik olarak. Bir kere ezber, mesela o balya balya konuşmaları ben şahidim yani 5 dakikada yapıp giriyor. Öyle bir meziyet var. Bu da tabii Allah vergisi bir şey. Ama bunu çok güzel değerlendiriyor, çok güzel kullanıyor. Bir kere çok çalışkan, öğrenmeye çok açık, sorarak hayatını devam ettiriyor. Ve işte zaten birinci bölümden itibaren acemiliğinin belli olmayışının en büyük sebebi de o bence. Pırlanta gibi birisi. Çok utandım. Teşekkür ederim. Gökberk benim için... Ya ben onu güvenli bölge olarak görüyorum ve şansım gerçekten benim. Çünkü bizim gerçekten bir uyumumuz var ve onunla oynarken çok rahatım. Bu tabii başından gelen bir süreç. Ben işe ilk girdiğimde ilk işim olduğu için aslında okul burası bir nebze benim açımdan. Her şeyi burada öğreniyordum ve
Gökberk bana gerçekten çok yardımcı oldu. Tabii ki yönetmenimiz, yapımcılarımız, onlar da bize en büyük kılavuzlar. Ama sette, sahnede Gökberk'in bana desteği çok büyük. Onun sayesinde çok alıştım. O yüzden onunla oynamak benim için çok büyük bir şans. Çok güzel. Ben teşekkür Gerçekten ederim. çok uyum görüyorum ben şu an burada. Set dışında neler yapıyorsunuz? Yani zaten repo günleriniz çok az diye biliyorum. O günlerde neler yapıyorsunuz? Ben uyuyorum. Aslında Akşama kadar yani sadece uyuyorum. uyuyabiliyoruz. Uyumamız ya bizim tercihimiz tabii. Uyumamız gerekiyor. Çünkü koca bir hafta başlangıcı, enerji gerekiyor. Repo kaç gün oluyor sizde? Bir gün mü? Bazen iki oluyor. Bazen ama genellikle bir tabii. Ama arada bir güzellik yapıyor yapımcılarımız sağ olsun. İkiye de çıktı oluyor. Uyuyoruz ama Uyuyoruz. uyunuyor ya. Yani ben mesela 5-6'ya kadar bazen uyuyorum. Şu an hayalim Evet. o. Sette nasıl zaman geçiriyorsunuz? Klasik sorumuz. Buna da klasik bir cevap muhtemelen bütün oyunculardan geliyordur. Yani o nettir, değil mi? Çok güzel zaman Evet, o klasik geçiriyorsunuz. cevabı ver. Ama şöyle bir şey gördüm. Ben burada hani yani biz tabii biz birçok sete gidiyoruz. Aranızdaki genel tüm oyuncu arkadaşlar ve ekip arasında ciddi bir enerji uyumu var. Bunu Evet. çok büyük bir avantaj olarak görüyorum. Kesinlikle. Evet. O konuda çok şanslıyız. Tüm kast gerçekten birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Hani hiç kimsenin arasında denk gelmedim bir anlaşmazlık olduğuna. O yüzden eğlenceli geçiyor setimiz tabii ki ama yoğun çalışıyoruz. Yani şu da Sahne var. çekiyoruz. Tabii yani aralarda bir kere araları belirleyen şey aslında tümdeki olaylardır. Tümünde de baktığınız zaman çok güzel bir set var bir kere bizde. Tabii yoruldular sezon başından beri ve yıpranmışlık olabiliyor. Ara ara gerginlikler olabiliyor. Bunlar çok normal. Halı saha maçına benzetiyorum. Halı saha maçındaki işte o adrenalin gibi. O tempoda böyle bir kızarsın yanındaki arkadaşa ama o maç bittikten sonra sarılırsın tekrar. Onun gibi bir şey buranın temposu da. Bizim ekibimizde kameramanından görüntü yönetmenine, yönetmenimizden hani setçi abimize kadar herkes pozitif, olumlu. Hiç yani yüzü asık bir insan göremezsiniz bizim setimizde. Oyuncular herkese öyle. Çok güzel bir kast kuruldu, çok güzel bir ekip kuruldu, çok güzel bir iş yapıyoruz. Çok güzel bir izleyici kitlemiz var. Onun için de bizim aralardaki durumumuz da şöyle oluyor. Oyuncu bazında bakarsak da genelde Cemre ile Siyam ikizi gibiyiz. Yani Edi ile Büdü derler ya, aynı öyleyiz. Hiç yani birbirimize böyle bir iple bağlıyız. Ben nereye oraya, o nereye ben oraya. Çünkü öyle olmak zorunda oluyor. Ezberi var, mizansenlere bakıyoruz. Vakit çok dar. Yani yemeği beraber yiyoruz, çayı beraber içiyoruz falan. Bıkmış benden Bıkma, asla bıkmadım. Hani bıkma değil. Ama bir süre sonra artık aile olunuyor yani. Evet, burada ben bir gerçekten ara öyle. soruya girmek zorundayım. Tabii. Çok güzel bir pas verdin bana çünkü bu soruyu sormak zorundayım. İzleyicilerimiz gerçekten ciddi anlamda merak ediyorlar. Diyorlar ki, ben demiyorum, izleyicilerimiz diyorlar ki Cemre ve Gökberk arasında gerçek hayatta bir ilişki var mı diye soruyorlar. Ben elçiyim. Elçiye zeval olmaz. Tamam, klasik bir cevabımız yine var. Sadece Arkadaşız. arkadaşız. Yani Yok, çok iyi bir gerçekten. partneriz, onu Evet, söyleyeyim bir kere. Çok farklı çok iyi bir şeyim. partneriz ve bu da seyirciler de başka cereyanlar yaratabilir, başka bir enerji sağlayabilir. Biz aslında onlara bu soruyu sorduracak kimyaya uyumu geçirdiysek ne mutlu bize Bize, evet. gerçekten. Çünkü çok iyi anlaşıyoruz dediğim gibi. Söyledim ya Gökberk benim için gerçekten güvenli bölge. Birbirimize karşı uyumluyuz ve beraber hareket edebiliyoruz. Sanırım bundan doğuyor bu sorularda. Ama Ekrandaki uyumunuz muhtemelen gerçek olsun istiyor izleyicilerimiz. taleptir tabii. Yani Ki herkesin kendi özel bir hayatı var. Ona saygı duyuyoruz. müşteri her zaman haklıdır. Şimdi farklı bir soru soracağım. Sette WhatsApp gruplarınız var mı? Böyle dedikodularınızı yaptığınız, konuştuğunuz, paylaşımlar yaptığınız WhatsApp gruplarınız var mı? Varsa da bizim haberimiz yok. Evet, En yok. azından kulis yok bizim. Hiç yok. Dedikoduya dair hiçbir şeyimiz yok. Belki diğer arkadaşlarımızın vardır, Vardı bilmiyorum belki. ama Bizi ben dahil etmiyorlar o zaman. Çok yani alındık yani öyle şeyler sanırım. Yani. dedikodu olarak adletmeyelim tabii ki ama hani böyle özel hayatınızda böyle çünkü haftanın çok uzun zamanlarını birlikte geçiriyorsunuz. İster istemez özel hayatınızda da artık birlikte olma işi oluyor. Bu tarz konuşmaların geçtiği bir grup var mı? Aa, ben o konuda biraz sıkıcıyım galiba. Hiçbir grupta yokum Benim de öyle. Yani gibi. oyuncu reji Oyuncu grubumuz var. Oraya reji haftalık program atılır, senaryo atılır. Bütün oyuncular orada bir bunu yapar. O kadar yani. Süper. Like atarız. Sonlara geliyoruz. Son olarak
Bizim aracılığımızla buradan izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Kameraya bakarak söyleyelim mi bunu? Daha yeni başladık sayılır aslında. Ama bu kadar kısa sürede bize böyle büyük bir destek verdiğiniz, bize böyle bir sevgi gösterdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Sizin için çalışmaya devam ediyoruz. Umarım daha güzellerini hep beraber yaşarız. Sen de birkaç bir şey ekle. Ben imza atıyorum partnerimin söylediklerine. İmza kaşemir. İmza kaşemir yapıyorum. Ve hiçbir zaman eksik olmayın. Takipte kalın. Bizi hiçbir zaman bırakmayın. Sevgiyle ve saygıyla efendim. Evet, sizi çok seviyoruz. İkinize de bu röportaj için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel geçtiğini düşünüyorum. Umarım sizler de memnun kalmışsınızdır. Çok keyif aldık. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. İlk röportajımız. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Daha nicelerine diyelim. Çok keyifliydi. Teşekkürler. Benim ilk röportajım olduğu için biraz utangaç ve gergindi. Bence gayet güzeldi. Teşekkür ederiz. Bir de el sallayalım o zaman kameraya. O zaman dur senkron yapalım. Burayı kesiyoruz. Tam şuradan itibaren başlıyoruz. Tamam. Öpücüklü mü? Evet. Tamam hadi öpücük. Bir. Bir. Ben kesmek istemiyorum. Buraları kullanabilirsiniz. O zaman bir, iki. Bir dakika saymadan yapalım o zaman. Dur. Saymadan yapalım, hissederek yapalım. İşte uyum dediğimiz bu. Aynı anda olacak mı? Bir. Hadi. Başarabiliriz. Hı hı. Biraz geç oldu ama güç olmadı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.